Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehri gezerken Ayasofya yakınlarında derinlerden gelen bir iniltiyi duyar. İnleyeni derhal bulunuz diye emreder. Bulurlar bir ihtiyar adam ki üstü başı pecmurde halde. Peri perişanın teki. Eller de bağlı böyle. Padişah der, bu ne hal? Kim bağladı sizi? İhtiyar cevap verir. Şevketli sultanım. Kuşatma başlayınca Konstantin beni huzura çağırdı. Şehri Türkler alacak mı diye sordu. Ben de maalesef dedim, alacaklar. Adam keşişmiş meğer. Ben bunu söyleyince beni hapse attırdı. Ama görüyorum ki haklı çıktın ve siz şehri aldınız. Bunun üzerine bu kahin keşişe der ki Fatih Sultan Mehmet Han, söyle bakalım İstanbul bizim elimizden çıkar mı? Kahin biraz müsaade istedikten sonra cevapladı. Bu güzel şehrin düşmanı çoktur. Fakat hale bakarak şehrin uzun süre sizin elinizde kalacağını söyleyebilirim. Ne zaman ki sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat her şeyden öne çıkar. Elindeki malı yabancıya satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar. İşte o zaman İstanbul sizin elinizden de çıkar. Bunu duyan Fatih Sultan Mehmet Han şöyle dua eder. Dilerim Allah'tan ki bunlar Allah'ın kahrına, gazabına uğrasınlar. Amin, amin, amin. Öyle bir Fatih ki ne biliyorsun Fatih'in torunu? Hiçbir şey. Güzel insanlar, sabaha karşı korkunç bir gürültüyle yataklarından fırladı Bizans. Mehteran bölüğünün davulları, zilleri, zurnaları görülmemiş bir gümbürtüyle hücum emrini verdi. Ortalığı gündüz gibi aydınlatan ve düşmana korku veren mum donanması belirdi. Nedir o, bilir misin? Mum donanması Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi ışıklar içinde bırakacak ateşler yakılmasını istemişti. Böyle olunca Mekkelilerin kalplerine korku salınmıştı, dirençleri kırılmıştı ve savaşsız teslim alınmıştı şehir. O mum donanmasını birdenbire söndürdü sonra asker. Her yer zifiri karanlıktı şimdi ve Allah Allah sesleri gelmeye başladı sonra. En korkunç taarruz başlıyordu işte. Ana hücum attı, Topkapı ile Edirne Kapı arasındaki bölgeydi. Son hücumdu bu, zafere giden yoldu artık. Önce gönüllüler yüklendi. Genç dervişler, tarikat ehli hücumcular bunlar. Merdivenleri dayadılar, maniaları yıktılar. 2 saat boyunca düşmanı öyle bir yordular, öyle bir yordular ki surlardaki sökükleri dikiş tutmazdı artık. Gün ağrırken padişahın muhteşem sancağı çıkarıldı ve ikinci dalga hücum başladı. Gönüllüler hücumundan geriye oklar, taşlar, yağlı paçavralar ve Rum ateşi yarasıyla cennete yükselen yüzlerce şehidin hendekleri doldurmuş naaşları ve düşman surları. Anadolu askeri hücumdaydı şimdi. Konya'dan, Saruhan'dan, Bursa'dan, Antalya'dan peygamber müjdesine koşan ne kadar yiğit varsa oradaydı işte. Bunlar var ya, öyle bir tosladılar ki düşmana, bitirdiler işte onları. Artık surlar üstüne çıkmaya, İslam sancağını küffarın burçlarına saplamaya başlamışlardı. Ve şehir düşmüştü artık. 1000 yıllık İstanbul, heyhat! 23 kuşatmada devrilemeyen şehir. 12'sinde sultan olan Mehmed'i Fatih yapıyordu işte 21'inde. Hayatının her safhasında imkansız zannedilen de mümkünü görebilen Sultan Mehmet, 36 Osmanlı padişahı içinde onu tanıyan dost, düşman her faninin büyüklüğünü, karizmasını ama özellikle dehasını ittifakla teslim ettikleri efsane bir sultandı artık. Dostlar, deha imkansız zannedilen de mümkünü görebilmek demektir. Gemilerin karadan da yürüyebileceğini sezmek Mehmetlerden birini Fatih yapar. Ama sadece bu kadar mı? Değil elbette. Daha öyle şeyler var ki karadan yürütmeyi sıradanlaştırır neredeyse. Duy da inanma. Mesela şunu bilir misin bilmiyorum. Fetihten sonra bir de baktı ki İstanbullular şehrin yeni sahipleri hiç kendilerine anlatılan gibi değiller. Adaletle hükmediyorlar. O zaman Müslüman olalım dedi birçoğu. Ya neticeye gel Allah sen. Son Bizans imparatorunun abisinin çocukları falan sarayda eğitime alındılar. Oldular sana Osmanlı. Kadere bak ki devlet ve ailelerini tarihe gömen düşman bir millete en üst seviyede hizmet verdiler. Çünkü Fatih toprakları adaletle fethetmeye inanıyor. Bak dinle. Bir keresinde Rumeli Beylerbeyi Davut Paşa yanlış bir icraat yapınca kadıya şikayet ediliyor. Kadı da haber gönderiyor paşaya. Diyor vazgeç bu işten. Paşa aldırış etmiyor tabii. Devam ki.
Kadı bu sefer kalkıp ayağına gidiyor. Diyor ki bak bu işten vazgeç, yapma, etme yok. Üstüne paşa bir de sinirlenip vuruyor mu abi kadıya? Yapıştırıyor tokadı. İş büyüyor bu sefer. Fatih Sultan Mehmet duyuyor hadiseyi. Padişah diyor katli vaciptir, gereğini yapın. Eyvahlar olsun. Araya hatırlı nüfuzlu adamlar giriyor. Aman hünkârım, canım hünkârım, şefaat ediniz. Fatih bana mısın demiyor ama. En son gidiyorlar bazı paşalar Kazasker Bildan Efendi'ye. Diyorlar ki Fatih'i anca fetva durdurur. Aman bir fetva çıkarınız filan. Bildan Efendi de çıkarıyor fetvayı, diyor ki eğer ki Kadı Efendi kadılık makamında dövülseydi katli lazım olurdu. Ama Kadı Efendi kalkıp paşanın ayağına gittiği için katli vacip değildir. Gördüğünüz gibi yine eğip bükülerek bir şeyler düzeltilebiliyor. Ayrı hikaye, ben Fatih'i anlatma peşindeyim. Neyse padişah vazgeçiyor. O zaman diyor yapacak bir şey yok. Ama o paşayı, Davut'u yani, ayağına bir çağırıyor. Abi kendisi ha değnekle bir güzel dövüyor. Bir güzel dövüyor ama nasıl biliyor musun? Paşa 4 ay sonra anca iyileşebilmiş, düşün. Sonra tövbe ettiriyor abi, bitmedi yani. Sonra ona güveniyor ve adam işini yapmaya devam edip vezirliğe kadar da yükseliyor, biliyor musun? Kanuni adaletiyle meşhurdur da Fatih Sultan Mehmet de az değildir yani. Mesela bak bir hikaye daha. Mimar Atik Sinan'ın haksız yere ellerinin kestirilmesi üzerine mahkemeye veriliyor. Dava görülüyor hatta Üsküdar'da. Karar şu. Aynı şekilde onun da eli kesilecek. Fatih'ten bahsediyorum beyler. Ya hatta duruşma sırasında oturmaya kalkınca kadı diyor ayağa kalk ayağa. Neyse ki dava celini bağışlıyor da diyetler filan ödeniyor da koskoca cihan padişahının eli kurtuluyor. Ya ne diyordu Fatih Sultan Mehmet Han? Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet ölür. Öyle tırışkadan söylememiş değil mi? İspadı vücutta yapmış. Ama zaten bu adalet duygusu üç cihan hakimiyetini getirmiş tabii. Topla, tüfekle ülke sınırlarından içeri girersin. Gönülleri nasıl fethedeceksin kardeşim? İşte onu da hep adaletle yapmışlar. Bak bir gün yine Fatih zamanında Venedikli bir tüccarla Edirne'li arasında anlaşmazlık oluyor. Dava görülüyor. Nerede? Edirne mahkemesinde. Konuyu şimdi uzatmayayım. Karar Venedikli lehine çıkınca adam şaşırıyor tabii. Diyor ki hiçbir Venedikli hakim bir Müslümana karşı bir Hristiyan'a mahkum etmez. Sizin adaletinize hayranım der ve Müslüman olur. Büyük alim Amurici şiirler yazmıştır sonra. Hükümdarlar içinde en ziyade adil olan Rumların en iyi hükümdarı olduğunu ispat ettin gibi. Oo, demiş ya babası Sultan Mehmet Han'a. Padişahlar elinde terazi tutmuş bir kimseye benzerler. Sen padişah olunca teraziyi doğru tut isterim. O zaman Yüce Allah da senin iyiliğini bahşeder. Zaten tüm hikayelerde babalar ve oğullarına rastlıyoruz malumunuz. Gerçi babası kadar hocalarını da anmak lazım bu kez. Onlar öyle hocalar ki değdikleri abad olur. Sultan Mehmet Han boşuna mı demiş kardeşim? Benim en büyük şansım Akşemseddin'le aynı döneme denk gelmek diye. Bir Akşemseddin ki sorma gitsin. Mikrobi ilk o keşfetmiştir biliyor musun? Pasteur falan halletmiş yani. Hani bak bugünlerde karantinadasın ya hani. Karantinanın bu hastalık yapan ve hızla başkalarına da bulaşan zerreler için gerekliliğini de yine ilk o tarif etmiştir. Haberin olsun yani. Hatta o yüzden kendisine Lokman-ı Sani de denir. Akşemseddin'le ilgili bir gün Fatih Mahmud Paşa'ya der ki bu pire hürmet elimde değil, yanımdayken yani normalde diyor diğer şeyhlerin ya benim yanımda eli ayağı titrer, ben bu şeyhi görünce elim ayağım birbirine dolaşıyor der. Her neyse. Tedrisat öyle alimlerden gelir ki Molla Gürani sonra değil mi yani öyle böyle insanlar değil bunlar. O yüzden tam burada şunu da söyleyeyim. Fatih ancak bir alimin elini öpmek için eğilirdi biliyor musunuz? Mesela hocalarının kendisine Mehmet ismiyle hitap etmelerini istemiştim. Öyle mübalağalı sıfatlarını kullanmalarından rahatsız olurdu. Hele hocası Molla Gürani'yi nerede görse elini öperdi. Gürani onun çocukluk hocası ve sopasını yediği öğretmeniydi. O da Fatih'i nerede görse uygun şekilde yanına yaklaşır, sakın haram yeme, haram yeme derdi. Al bak misal, saray protokolüne bak şimdi. Alimler padişahın huzurunda oturabiliyorlar, devlet adamlarının böyle bir imtiyazı yok, yok kardeşim. Hatta Akşemseddin Fatih geldiğinde ayağa kalkmaz, istifini bile bozmazmış. Bir gün vezir bu durumdan dert yanıyor da diyor onlar sultanın huzurunda oturabiliyor da ben niye yapamıyorum deyince Fatih duyuyor bunu, cevap gönderiyor. Diyor ki, o diyor, paşa yani, artık devlet otoritesine geçmiştir, oturamaz. İstiyorsa bundan vazgeçsin, sarığını sarıp gelsin otursun. Nasıl?
Öyledir yani. Akli ve nakli ilimlerden sonra ne kadar bilgin varsa İstanbul'a davet etmiştir. Fetih'in efsaneleri kadar altyapısını da iyi belle güzel kardeşim. Sarayında klasik Latince ve Yunanca'ya üst seviyede vakıf mütercimler var. Bunlara böyle sık sık eski çağ tarihine ait klasik eserleri okutuyor. Dinleyip böyle not almak için. Ahmet Cevdet Paşa boşuna dememiş. Fatih ilme önem verdiği için memleket şarktan ve garptan gelen ilim adamlarıyla dolmuş ve İstanbul o asrın darül fünunu olmuştur diye. Yani okulu, üniversitesi. Hayatı gaza yollarında geçtiği için sefer sırasında alim ve hekimleri yanından ayırmaz, uzun mesafeleri böyle değerlendirilmiş. Merak ettiği konularda da böyle işin erbabına kitaplar yazdırıyor. İlk okuyanı da yine kendisi. Sürekli milleti toplar, huzurunda ilmi meselelerde münazaralar düzenlerdi. Kendi de hakem olurdu, düşün. Bulabilir misin böyle bir adam ya? Bir günde, bir ayda fethedilmedi kardeşim İstanbul. Öyle olsa demin dedik, topunu tüfeğini alan herkes alamadı işte. İstanbul'u. Bu öyle değişik, öyle bilgili, öyle etkileyici bir adam ki böyle bir sultan yok diyorum sana ya. Hatırla bunu ortaokuldan bilirsin. 12 yaşında bir tahta çıkarıyorlar Mehmet'i. Öyle olunca Edirne-Seged'in anlaşmasını bozuyor hemen Haçlılar. Niye? Bu çocuk ya durumdan nasiplenecek zerzavatlar. Haçlılar harekete geçince Çandarlı Halil Paşa da Mehmet'e diyor ki söyle babana geri gelsin otursun tahtına. Fatih'in cevaba bak Allah aşkına. Önce düşünmeli, sonra eylemeli prensibine göre hareket etmek gerekmez miydi? Bak 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 bak. Büyümüş de küçülmüş. Adam olacak çocuk ne derseniz deyin. Başka biri olduğu en başından beri belliymiş. Ha, şunu da söyleyeyim. Sultan olmasa diyelim ki hiç öyle taht falan yok. Dünyanın en büyük şairlerinden biri yine kendisi olurdu. Bu kadar net konuşuyorum sana. Zülfünün zincirine kul eyledin şahım beni. Kulluğundan kılmasın azad Allah'ım beni. Verseler mülkü cihanın tacu tahtu devletin, avni kuyun terkin etmez başına sultan olup. Ezberden bu kadar. Öyle daha büyükleri var da bizden bu kadarı çıkar. Sultan şairler arasında ilk divan tertip eden ve adı dışında ilk mahlas kullanan padişah da oydu. Avni mahlası demin söyledim duydun bilirsin vardı. Edebiyata ve şiire bayılıyor. Nasıl biliyor musun? Şairlere paşalık rütbesi verecek kadar yani. Gerçi güzel sanatların her türlüsüne ayrı bir ilgisi vardı. Sarayda nakkaşhane kurdurması, duvarları kabartmalarla süslemesi, Bellini gibi, Pavli Paolo da Ragusa gibi, efendime söyleyeyim Matteo Di Pazzi gibi İtalyan sanatçıları İstanbul'a getirtmesi az bu şey değil yani. Değişik değil mi? Hani Napolyon'a sen Elen Adası'nda hapis bulunduğu günlerde soruyorlar. Kimler büyük adamdır diye. Napolyon diyor ki büyük adam Fatih'tir baba. Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Niye? Ben kılıçla zapt ettiğim yerleri daha hayattayken geri vermiş bir kumandanım. Oysa fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir kahramandır. Ne diyeceksin şimdi buna? Sır değildi aslında. Ayan beyan ortadaydı her şey. Gönüllere girmeyi biliyordu. Dedik ya, Saraybosna'ya mı gitmesi icap etti? Sırf onlara kendi dilinde hitap etsin diye boşnakça öğreniyor. Gidiyor 50 bin kişiye yapıyor konuşmayı onların dilinde. Tak 30 bin kişi Müslüman oluyor abi. Şey geldi aklıma. Kendisine de diyorlar gel Hristiyan ol. Tabii Papa ne zaman buna mektup yolluyor. İkinci Pius. Diyor ki Hristiyan ol, daha doğrusu Katolik ol. Teklifimizi kabul ettiğiniz takdirde biz size Umum Rum ve Doğu İmparatoru unvanını veririz. Cevaba bak Fatih. Ben zaten Doğu'nun, Batı'nın, Kuzey'in ve Güney'in imparatoruyum. Tık. Kapak sesi. İyi gider. İnancıyla ilgili böyle değişik iddialar ortaya atılsa da benim kaynaklarım der ki efendim hangi din ve mezhepten olursa olsun halkının inanç ve akidelerine karışmayan insan olma haysiyetiyle onlara saygılı davranan biriydi Fatih Sultan Mehmet Han. Ve gündelik ibadetlerine çok dikkat eder, seferlerin en telaşlı anlarında bile namazlarını aksatmaz, halkın günlük ibadetlerinde cemaate katılmaya özen gösterirdi. Bu hususta fermanlar yayınlar, periyodik ikazlarda bulunurdu. Hiç falsosu yok muydu? O da yani insan değil mi? Senin benim gibi insan bir yerde. Duy da inanma. Bir gün 7 küçük şehzade toplanıyorlar dedeleri Fatih'in yanına. Hepimiz gibi o da soruyor abi sormazsan ölürsün yani. Demiş çocuklar babanızı mı daha çok seviyorsunuz beni mi? Seni sultanım seni hemen öyle der çocuklar. Ama Şehzade Ahmet çıkıntılık edip ben babamı daha çok severim demiş. Kırılmış biliyor musun Fatih? Ertesi gün Çorum valiliğiyle yanından uzaklaştırmış çocuğu. Sana en çok benzeyen yönü bu galiba Orçuncuğum. Yani bak ne kadar çok ortak noktanız var. Bana
en çok kelime oyunu yapma hali benziyor. Orada biraz benzeşiyoruz. Yani ben çok başarılı değilim ama bence Fatih Sultan Mehmet Han da değil abi. Mesela al diyor ki bu gavurlar hükümdara kral diyorlar. Yani önce kırıyorlar milleti sonra alıyorlar. Ben de öyle yaptım. Hepsini kırdım. Sonra ülkelerini aldım. Hepsine de kral oldum. Böyle şey. Şimdi biz söylesek iyi dersiniz. Fatih Sultan Mehmet deyince huu falan. Ama yok yok. Yani şimdi slogan haline gelmiş en vurucu cümleler de yine Cihan Sultanı müjdelenen sultana ait. Ne diyor? Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Gidiniz imparatorunuza deyiniz ki bu padişah diğerlerine benzemiyor. Onun yapamadıklarını bu kolayca yapacaktır. Böyle bir tane daha. Benim kudretimin yettiği şeylere onların hayalleri bile erişemez. Tabii bu cümleler tweet cümlesi falan değil. RT için söylememiş. Onu anlatmaya çalışıyorum ben sabahtan beri. Altında plan var, program var, emek var ama nasıl bir emek? Kuşatma sırasında gemileri karadan yürütmesi bir gecede olmuştu ama o planı çok daha önceden yapmıştı. Tarihte ilk olan havan topu keşfi de daha Edirne'deyken düşünülmüş bir hadiseydi. Sonra düşmanının düşmanını iyi bilir ve ona yatırım yapardı. Düşmanının dostlarını ise hızlı diplomasi yürüterek çeşitli vaatler ya da böyle küçük tavizlerle hareketsiz bırakır, rakiplerini ayrıştırmayı başarırdı. Sefer yapacağı ülkenin en ince ayrıntısına kadar vakıf olacağı bir böyle istihbarat havuzu oluştururdu. Nerede ne yaparlar, zayıf karınları nelerdir hepsini öğrenirdi. Dil almak denilmiş eskiden bu işe. Sonra Uzun Hasan hariç hedef tahtasına oturduğu düşmanına da bunu asla hissettirmez. Hatta elçiler vasıtasıyla çok farklı diplomasi manevraları yaparak düşmanı gevşetir. Zamanı ihtiyacı varsa zaman kazanır. Vakit geldiyse harekete geçer. Yani timing konusunda net usta. Bir de abi derler ki her zaman bir B, C, D planı vardı. Zaten bir yere gideceğiz ama kimse bilmezmiş ya. Kimseye söylemezmiş. Yolda öğrenirmişsin nereye gittiğini. Çok da sormayacaksın zaten. Tersliyormuş abi. Fena. Tabii asabiydi. Ama sinirlilik hali şey. Saman alevi gibiydi. Yani mantık ve ikna ile ona her şeyi yaptırmanız mümkün bir yandan. Mesela bir gün katil getiriyorlar. Dayanamıyor. Sinirleniyor. Direkt astırıyor. Ulemadan biri de diyor ki efendim yani keşke bizden fetva alsaydınız, keşke muhakeme ettirseydiniz falan deyince ben ulemaya müracaat ettim, fetvasını da diyor Muradoğlu Mehmet Efendi'den, kendi yani, aldım diyor. Enteresan teknikleri olan bir padişahtan söz ediyoruz güzel insanlar. He, tabii böyle ortalarda asık suratlı, sinirli dolaşmıyor yani, şimdi haksızlık da etmeyelim. Tara tüm kaynakları, ben en azından taradım, şöyle yazar Fatih için. Nüktedanlığı ve hazır cevaplılığıyla da insanları kendine hayran bırakır. Sohbet meclislerinde, divanlarda acaba bir nükte yapacak mı diye beklenirdi. Aynen böyle yazar yani. Bir gün derviş diyor ki mesela 124 bin peygamber var. Bunların şefaatine mazhar olabilmen için her biri namına bana bir miktar akçe ver sultanım. Fatih de diyor ki say lan isimlerini, vereceğim. Say. Derviş kem küm diye diye anca saymış 10 tanesini. Al demiş Fatih. Madem 10 tane saydın al sana 10 akçe. Bir tane daha. Avdalar bir gün. Delinin biri atmış kendini sultanın önüne doğru. Bir şeyler istiyor işte. Fatih de adama bir altın vermiş. Adam beğenmemiş. Demiş sultanım kardeş olduğumuz halde bana bir altını mı layık gördünüz? Demiş ne kardeşi ya? Nereden geliyor bu kardeşlik? Adam demiş ikimiz de Adem peygamberden gelmedik mi? Aynı soydanız. Fatih de gülümseyerek demiş ki o zaman verdiğimi hiç az görme. Zira öbür kardeşleri duyarsa hisse de bu kadar da düşmez. Anladın mı? Yani o da var yani. Ha benim cümlelerim kesmezse seni, sana ecnebiden haber edeyim güzel insan. İtalyan Zorzo Dolphin. Fetih sırasında İstanbul'da ve bu sözler ona aittir. Dinle. Sultan Mehmet nadiren güler. Zekası daimi çalışma halindedir. Çok cömerttir. Projelerinde inatçı, atılgan ve cüretkardır. Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrarcıdır. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammül edebilir. Kesin konuşur, kimseden çekinmez. Büyük bir Avrupa haritasını da yanından ayırmaz. Ne haber? Gördün mü? Böyle geldi işte Osmanlı'nın en parlak yılları. 16 yılı dolduran, efendime söyleyeyim 20 devlete karşı zaferle sonuçlanan savaşlar, dünyanın en zengin devleti böyle olundu işte. Sırf Venedik'in ya ödediği savaş tazminatı 200 bin duka altını. Sen düşün artık. Tüm ecnebilerin zaten kolunu kanadını kırıyor. Adamlar daha Haçlı Seferi yapamaz hale geliyorlar. Ne paraları yeter, ne güçleri yeter artık. Çünkü amacı uğruna durmayan, zamanında dalga geçtikleri, önemsemedikleri bir adam tahtaydı. Ne yapsın garibanlar? Hedefine kilitlenmiş bir adama karşı
Hiç şansın yok. En büyük hedef ne? İstanbul. Ama İstanbul ne? Kızıl elma. Duydun mu hiç? Duymuşsundur mutlaka. Fatih bir gün yere büyükçe bir halı sermiş ve tam ortasına kızıl bir elma koymuş. Çevresindeki askerlere halıya basmadan bu elmayı kim alabilir diye sormuş. Askerler böyle meraklı gözlerle birbirlerine bakmışlar ve bir çözüm de bulamamışlar. Fatih de bir kenarından tuttuğu halıyı yavaş yavaş kıvırmaya başlamış. Ortadaki kızıl elmayı alıp halıyı tekrar eski haline getirmiş ve dönüp askerlere şunu söylemiş. Gavuru yavaş yavaş mahvetmek, ülkesini birdenbire işgal etmekten iyidir demiş. Kızıl elma güneş batarken Ayasofya'nın kubbe tepesindeki haçın üzerinde bulunan altın kürenin yani kızıllığa bürünerek bir kızıl elma şeklini almasından mülhem bir yakıştırmadır. Diğer bir tarif daha var. Hani güneşin batarken böyle kızıl bir elma yandırır ya. Biliyorsun batı istikametinde olduğu için kızıl elma batıyı işaret ederdi. Kızıl elma efsane değildir. Gerçektir. Tahta oturdu mu padişah? Hemen cülüs merasimi yani kılıç kuşanma töreninden sonra mensubu bulunduğu Yeniçeri Ocağı'nın 61. ortasını ziyaret ediyor. Burada işte kahvesini, şerbetini içiyor ve kahvenin sunulduğu zarfı altınla dolduruyor. Tık ayrılıyor. Ayrılmadan önce inşallah Kızıl Elma'da görüşürüz diyor. Bu temenni Yeniçeri velvelerine böyle alkışlara karışıyor. Büyük coşku oluyor. Burada Kızıl Elma Resulullah'ın isim zikrederek ümmetine hedef gösterdiği önemli şehirler oluyor. Neresi oralar? Mesela fethedilene kadar Kızıl Elma İstanbul'du. Sonra yeni Kızıl Elma Roma oldu mesela. Sultan Mehmet Han da bu amaç için yaşadı durdu. Son nefesine kadar düşünebiliyor musun? 30 senelik saltanat hayatının her senesine neredeyse 1-2 sefer sığdırdı. Ya yaşlandın artık bırak. Değil mi? Anasını ağlatmışsın dünyanın. Bir dur yani. Bak Belgrad kuşatmasında kalçasından yaralanıyor. O halde atına biniyor. En önde devam ediyor ordunun bozulduğunu görünce. Bir keresinde ordu yine çok zor şartlar altında. Öyle Erzincan-Trabzon arasını 30-40 günde aşabilmişti. Sap geçitler falan var oralarda. Yaya geçiyorlar bazı yerlere. Yanında da o seferde müşahit olarak şey var. Bu Akkoyunluların hükümdarının anası Sare Hatun. Dayanamıyor en sonunda diyor ki Sultan Mehmet'e bunca zahmet nedendir? Trabzon nedir ki bunca cefa çekersin? Hey ana der Fatih, bu zahmet din yolundadır. Kim ahirette Allah hazretlerine varacak? İnayet ola derim. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer biz bu zahmeti çekmezsek bize gazi demek yalan olur der. Tüm motivasyonları, gayeleri budur. Yemez içmez ya. Fatih Sultan Mehmet'in böyle keyifle, eğlenceyle hiç işi olmamış. Az uyurmuş, az konuşurmuş. Bakın kayıtlara göreceksiniz. Hareminde geçirdiği zamanlar sayılıdır. Yalnızlıktan hoşlanırdı sonra. Umumiyetle münzevi yaşamıştır. Seferde değilse kapanır, kitaplara gömülürmüş. Yemeklerini bile yalnız yiyor. Okuyor da okuyor ama Allah'ım ne okuma. Antik düşüncelerin temel eserlerinden Hristiyanların mezheplerine varıncaya kadar. Oradan hareketle böldü herhalde bu Katolikle Ortodoksları falan. Bak o gün bugündür daha birleşemediler. Ya aç bak. Ben şimdi sayarsam uzun gelecek bak Fatih Kütüphanesi'ne. Allah aşkına dur en son onu söyleyeyim bitiriyorum. Öklit var. Matematik ve astronomi ve aritmatik üzerine kitaplar var. İncil lügatı var. İstanbul arkeolojisi hakkında eserler var. Süleyman'ın sihirler kitabından tut da Aristo'nun oluşum ve yok oluş kitabına kadar yani bunların hiçbiri Bizans mirası falan değil ha. Kendi tercihleri. Zaten Edirne'deyken bayağı sağlam bir kütüphanesi var. Beyazıt'taki ilk sarayına taşınınca bu da işte İstanbul'un ilk kütüphanesi oluyor. 14 tane daha kurduruyor sonra. Sırf okusun diye Çağatay lehçesini bile öğreniyor be abi. Osmanlı edebiyatının hakim dili o zamanlar. Onu bildin mi dünyanın yarısı demek. Gerçi söyledim mi bilmiyorum bunu. Arapça, Farsça zaten var geç onu. Molla Gürani diyor ki düşmanın lisanını da öğrenmelisin deyince... Düşmandan bol ne var? Rumca, İtalyanca, Latince, Sırpça öğrendi. Öyle olunca Herodot'un satırlarında Sezar'ı öğrendi. Hannibal'ı, Atilla'yı öğrendi. Bir de bunu küçüklükten tabii altyapıya ekle. Astronomi, teknik, coğrafyası, tarihi, felsefesi hep vardı derslerde. Daha çok erken yaşlarda öğrendiği dillerde yazılmış önemli eserleri orijinal nüshalarından okuyordu. Doğu, Batı klasikleri hatmetmişti. Bir günde fethedilmiyor İstanbul derken tam olarak bunları kastediyorum işte. Kafa başka, amaç başka, eğitim başka. Öyle Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye şiir yazarak olmuyor. Bak ben Dante kadar yaşadım ama Fatih Sultan Mehmet'in o 21 yaşına daha gelemedim. Gelmemin de imkanı yok. Ne öyle insan bulabilirsin bugün ne de onun fethettiği gibi bir şehir kaldı ortada. Ancak iki kahramanlık cümlesi, hikayesi koyuyoruz cebimize. Aynen devam.
şehri almak için heyecandan uyuyamayan adamdan sabahları bile kalkamayan insanlara dönüştük. Hisar teftişine geldiğinde dayanamayıp ameliliğe soyunurmuş. Öyle bir tutku var içinde. Biz nerede orta boylu, açık alınlı, doğan burunlu biri var bulup bulup dizisini çekmeye başladık da onun gibi yaşayan, düşünen, şehre, kültüre, inancına, tarihine sahip çıkan, kutsal belleyen bir adam yetiştiremedik. Ya da geç onu, kendimizi ne kadar yetiştirdik. Allah rahmet eylesin. Fatih'in 1464'ten beri benim müzdarip olduğu bir hastalık vardı. Bu gut hastalığı derler ya, ondan. Artık 1481'e geldiğinde iyice artıyor, yürüyemeyecek duruma geliyor. Zaman zaman zaten bu durumdan yakınmışlığı bile var. Hani mesela Eğriboz seferinde ağrıları çok artıyor lan diyor. Bir vezirim yok ki şöyle işlerimi görsün falan, hayıflanıyor. Ama buna rağmen düşünebiliyor musun? Yani o halde at üstünde gazayı göze alıyor yani. Belki de sefer sırasında can teslim etmek istemiştir. Öyle de olabilir, kim bilir. Böyle bir heyecan, böyle bir arzu hal işte. Bazı insanlar dünyayı değiştirmek istiyor. Bazıları eşlerini, arkadaşlarını, kendini değiştirmek isteyen çok az. Mesela. Ay, buz gibi olmuş canım.